Sevgili halkım, son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trolllerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar. İnsanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? 3-5 oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Sevgili halkım siz bu yaptıkları propagandaya Sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık, beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı. Bakın bu benim çalışma tahtam. Bu aralar benden çokça yeni proje duyacaksınız. bir kere net bir gerçeği ortaya koyalım. Türkiye'nin zenginleşebilmesi için nitelikli üretim yapması gerek. Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretmeden zenginleşemez, büyüyemez. Verimliliği yüksek üretim için üretim makinalarını da, ara malını da, yedek parçayı da, nihai ürünü de kendimiz üretmeliyiz. Nasıl mı? Öncelikle tüm Türkiye'yi kapsayacak özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Global bir üretim, ticaret, finans ağımız olacak. 81 ilimizi dolaylı olarak etkileyen 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız. Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız. Bu bölgeler 6 temel prensip yani 6 temel ilke ile çalışacak. 1- Maliyet Toplam maliyet liderliği. Rekabet gücümüz kur farkı ve ucuz iş gücünden kaynaklanmayacak. Yani Türkiye bir ucuz iş gücü pazarı asla olmayacak. Stratejik üretimden, katma değerli ürünlerden, uygun lojistikten kaynaklanacak. 2. Odaklanma. Belirli alanlara odaklanarak uzmanlaşacağız. Bütün gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Biz de aynısını yapacağız. 3. Farklılaşma. Farklılaşma, pazarda ayrışan ürünler üreterek farklılaşacağız. Dört, inovasyon. Yani yenilikçilik. Anlattığım bu bölgeler, ürge yani üretim geliştirme, arge yani araştırma geliştirme ve inovasyon odaklı olacak. Beş, sermaye güvenliği. Bölgelerde güçlü, güvenli ve ulaşılabilir sermaye altyapısı hazır olacak. Altı, hukuk. Yani hukuki güvence. Çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler hukuki güvence altına alınacak. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. İktidarımızın ilk üç ayında gerekli yasal düzenlemeleri yaparak hemen temelleri atacağız. İlk beş yılda 123 milyar dolar, 10 yılın sonunda da 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımların yüzde yirmisini kamu kaynaklarıyla yapacağız temiz yatırım hedefleyen fonları ülkemize getireceğim. Hem yerli üreticilerimizi hem de ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı finansmanı özel ekonomi bölgelerinde birlikte çalıştıracağız. Kişi başına düşen milli gelirimiz kademeli bir biçimde 20 bin doların üzerine çıkacak. İşte bu hacim Türkiye'yi iki kat büyütecek. Tüm ülke için kalkınma planlarımız hazır. Bu projelerin de katkısıyla Türkiye ilk 4 yıl en az %5.5, sonraki 6 yılda ise en az %6.2 istikrarlı gerçek büyümeyi sağlayacak. Büyük şehirlerden Anadolu'ya tersine göç başlayacak. Anadolu tekrar canlanacak. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramayacak. Bu kalkınma hareketiyle 2.5 milyon yeni istihdam yaratacağız. İşsizlik oranı ilk beş yılda yüzde beşin altına düşecek. Genç işsizlik sorunu çözülecek. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi detaylarıyla anlatmaya devam edeceğim. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Halkımız refaha hak ediyor. Gençlerimiz zenginliği hak ediyor. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz, kalın sağlıcakla.